Emeklilerin tutumunun nasıl olacağının işareti seneler öncesinden verildi aslında. Emeklilerin bugüne kadar sürdürdüğü mücadele insanca bir yaşam mücadelesidir. Demokratik, barış içinde, kardeşlik içinde, eşitlik içinde, laik bir ülke mücadelesidir. Dolayısıyla bu mücadelenin çerçevesinde 14 Mayıs'ta tutumunu emekli arkadaşlarımız belli edecektir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Biz insanca bir yaşam mücadelesinin demokratik bir ülke, barış içinde bir ülke mücadelesi olmadan, onlar gerçekleşmeden olamayacağının bilincinde olarak elbette bir tutum geliştireceğiz. Bir sorunumuz var, sadece bu birkaç yıllık değil. Özellikle 20 yıldır zaten emeklilerin yok sayılması, bir yük gibi sayılması tabii ki tercihimizde öncelik olacaktır. Bizler sadece ekonomik sorunlar yaşamıyoruz. Demokratik, özgür, eşit, hukuk olan bir ülkede zaten biz bu sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Bizim özellikle tüm çalışanların sendika hakkını kazanması gerekiyor. Demokratik bir ülkede, özgür, eşit, kardeşçe yaşayacağımız bir ülkede emekliler bundan yana oyunu kullanacaktır diye düşünüyoruz. Daha iyi yaşamak istiyoruz ve yaşamak istiyoruz. Hem bugünkü maddi olanaksızlıklar, yani bu 20 yıllık neoliberalizmin tahribatından ortaya çıkanlar, hem de onun öncesinden gelen bütün tahribatlar bizi bu noktaya getirdi diye düşünüyoruz. Bugün bir felakete doğru gidiyoruz. Yani insanlık yok olma durumuyla karşı karşıya, ekolojik olarak tam bir yağma, bir felaket sistemi. Yani ikinci olarak bundan da kurtulmak gerekiyor. İlk önce bu 20 yıllık tahribatı ve daha sonra da diğerini halletmek gerekiyor. Onun için de mücadele elbette ki edeceğiz.